Merhaba Özgürüz takipçileri, Diyarbakır'dan güneşli bir günden canlı yayınla karşınızdayız. Yanımda yayın konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır örgütlenmeden sorumlu il başkan yardımcısı ve aynı zamanda Diyarbakır'dan milletvekili adayı olacak Şerif Doğrul var. Şerif Doğrul'la geçtiğimiz günlerde mecliste 23 Nisan'da yanılmıyorsam yapılan özel oturumda HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın yapmış olduğu konuşma, o konuşmaya cevaben meclis başkanı İsmail Kahraman'ın vermiş olduğu tepkileri konuşacağız. Neydi o tepkiler? İsmail Kahraman, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Pervin Buldan'a işte sert bir tarzda, size Kürt şehri dedirtmem, başka bir millet dedirtmem, bu tarzda uyarılarda bulunmuştu ve sözlerini geri alması için çağrıda bulunmuştu. CHP ne düşünüyor? Yani yerelde CHP'ye soracağız. Çünkü Diyarbakır'dan soracağız. Yani Diyarbakır'daki bir CHP yöneticisi olarak Şerif Doğrul, siz ne düşünüyorsunuz? Biz gerçekten yani onu böyle bir hayretle izledik, meclis başkanını. Sanki uzayda gelmiş gibi konuştu. Gerçekten çok ırkçı, çok şüven bir konuşmaydı. Evet. Şimdi Kürt şehirleri, tabii ki Doğu ve Güneydoğu'da ki hemen hemen bütün iller Kürtlerin yoğun o yaşadıkları ve çoğunlukta olduğu şehirlerdir. Ve bu şehirlerin şehirler, kasabalar, köylerin isimleri yine AKP döneminde hani samimi olmadıklarını biliyorduk ama o dönemde işte daha o Kürtlerde oy almak için ismi eski isimlerine geçmiş. Yani Kürtçe isimlere geçmiş. Yani bir köyün ismi işte eski ismi Kürtçe ise Kürtçe yanında Türkçe tabelalar değiştirilmişti. Tabii şimdi bununla MHP ile ittifak yaparken bu sefer şüven ve ırkçı söylemleri ön plana çıkarttılar. İşte MHP iyi görünsün diye bu ırkçı şüvenleri söylemeye başladılar. Yani onu gerçekten böyle hayretle izledik. Tabii ki o yani Doğu ve Güneydoğu'da Kürtlerin yoğun olduğu şeyler tabii ki Kürt şehirleridir. Yani Kürt şehirleri demek bu Türkiye'den ayrı bir şey. Türkiye'nin bütünlüğü içinde Kürtler de var. Tarih boyunca Kürtler de olmuştur, Türkler de olmuştur, Çerkezler de, Lazlar da olmuştur. Yani bu bir bütünlük, bir mozaiktir Anadolu ve Kürtler de bu mozaikin bir parçasıdır ve yerli halkıdır. İsmail Kahraman Kürt şehri dedirtmemin yanında mesela başka bir millet de dedirtmem diyor. Mesela şöyle bir yeni bir moda mıdır, yeni bir trend midir size sormak istiyorum. Mesela diyorlar ki işte Kürt kökenli, işte Çerkez kökenli, Arap kökenli ama bir Türk için mesela Türk kökenli denmiyor, Türk deniyor. Yani evet ama bunların ne kadar samimiyetsiz olduğunu zaten bütün Türkiye bunların samimiyetsizliklerini görüyor. Sayın Cumhurbaşkanı yani hafızamızı yoklayalım. 2 sene önce diyorduk Kürdistan, yani Kürtlerin yaşadığı bölge Kürdistan bölgesidir. Bu eski ismi de yani Kürdistan bölgesi olarak da kuruluş yıllarında ve o yıllarda işte mesela Diyarbakır mebusuna yani Kürt mebusuna Kürdistan mebusu olarak mecliste çağrılıyordu ve vasıflandırılıyordu. Ama bu işte öldürmem o kendi bilinçli olarak sadece kendi şüven duygularını ve bu şüven duygularının örgütlenmesine bir katkı yapabilmek açısından bunu söyledi ve Buldan'ı da işte hani bu işte buna Türkiye bölmek istiyorlar böyle bir moda koymak istedi ama peki, kimse buna inanmadı. Evet. Zaten Buldan'ın da söylemleri işte Türkiye bölelim şu yani böyle bir şey yoktu, amacı yoktu. Bu saptı sadece. Yani Kürt halkı demek ya da işte Kürt şehri demek ya da işte Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı bölge demek ya da bunlara benzer ya da işte Kürtçe ana dilde eğitim istiyorum ya da istiyoruz demek yani tırnak içinde hani öyle bir talepleri de var Kürtlerin. Evet. Ya bunlar ülkeyi bölmek anlamına geliyor mu gerçekten? Vallahi biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin bütünlüğü içinde zaten bu önümüzdeki seçimde biz onu programımıza da alıyoruz. Seçim programımızda da var. Türkiye'nin bütünlüğü içinde
herkesin kendini ifade edebileceği, eşit yurttaşlık temeline dayalı bir anayasa, özgürlükçü bir anayasa gündeme getireceğiz ve iktidara geldiğimizde biz bunu hayata geçireceğiz. Kürtler de kendi, tabii ki yani en temel hakkı kendi dilidir, ana dilidir. Yani bu tartışma bir halkın ana dili tartışılmaz. Ben Diyarbakır'da televizyonlara Kürtçe mülakatlar da veriyorsunuz. Evet, ben Türkçe okulda öğrendim. Yani ben Türkçe bilmiyordum. Annem de bilmiyordu. Ben Türkçe okulda öğrendim. Benim ana dilim annemden öğrendiğim dil Kürtçeydi. Daha sonra Türkçe öğrendik. Ama şimdi mesele Kürtlerin böyle bir işte bir ayrışma gibi bir niyetleri yoktur aslında. Bile bile bu bazı ırkçılaşan kesimler yani sanki Kürtler işte ülkeyi biliyorlar gibi bir imaj yaratmaya çalışıyorlar. Aslında Kürtler Türkiye'nin bütünlüğü içinde ama kendi haklarında, kendi ana dilleri eğitimde, öğretimde bunu da isteme en doğal haklarıdır Türkiye'nin bütünlüğü içinde. Biz de Türkiye'nin bütünlüğü içinde herkesin kendini ifade edebileceği bir ortam hazırlayacak. Bunu bir anayasa çerçeve garanti altına alacağız ve biz bunun için çalışacağız. Öyle bir şeyimiz yok. İnkarcı bir zihniyeti reddediyoruz. Ülke bunu da sormadan edemeyeceğim çünkü çok hızlı ilerliyor ülke siyaseti. Yani 5 dakikalar, 10 dakikalar bile içinde bile çok şeyler değişebiliyor. Diyarbakır'dan nasıl okuyorsunuz? Abdullah Gül, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, işte birçok isim geçiyor. CHP'nin tavrı, CHP'nin adayı, ittifak olur mu, olmaz mı? Ha, genel bir evet. Kısa bir değerlendirme. Vallahi Cumhuriyet Halk Partisi'nin amacı işte biz sadece işte sen Kılıçdaroğlu, ben başkan olayım, şu olayım, böyle bir derdi yoktur. Biz şunu, bu demokrasi... AKP tarafı Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını çok istiyor sanırım. Evet. Tabii o kendi yani bizi dizayn edemez. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Buhar CHP'sinde Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, İyi Parti, Saadet Partisi ve diğer sosyalist partilerle biz yani bir araya geleceğiz ve inşallah böyle iki ay içinde biz mevcut iktidarı yani mevcut iktidarı değiştireceğiz ve Türkiye'yi gerçek anlamda bir demokrasi getireceğiz. Bu anlamda böyle bir şeyimiz yok. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi olsun diye değil. Bu bir de bu ittifak ilkeler bazında bir ittifaktır. Biz ne istiyoruz? Herkes kendi rengiyle. Evet, HDP kendi rengiyle, İYİ Parti kendi rengiyle. Farklarımız olabilir ama ortak noktamız Türkiye'yi yeniden demokratik parlamenter sisteme dönüş, bunu gerçekleştireceğiz iktidara geldiğimizde ve herkesin kendini ifade edebileceği özgürlükçü demokratik bir anayasa yapacağız ve gerçekten Türkiye'de artık böyle şiddet de olmayacak, ölümler de olmayacak, herkes kardeşe bir arada güzel bir ülkede yaşayacak, Türkiye demokrasi getireceğiz ve bunu başaracağız, kesinlikle inanıyoruz. Zaten bunlar çok telaşlanmışlar ama korkunun ecele faydası yok, buna gidicidirler. Diyarbakır'ın vekil sayısı 12'ye çıktı. Evet. CHP bu seçimlerde Diyarbakır'da bir sürpriz ya da geçmişe döner mi, yani geçmişteki gibi vekil çıkarır mı? Evet, biz inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bir 15 yıl Diyarbakır'da uzak kalmıştı ama 2-3 yıldır tekrar Diyarbakır'da geri döndük. Ben birinci sahabe döneminde de Diyarbakır'da 6 sene başkanlık yaptım. Ben başkan olduğum dönemde Diyarbakır'da işte sahabe döneminde biz 11 milletvekili 9'un 8'ini çıkartıyorduk. Bu seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi idealidir. Yani en az 2-3 tane milletvekili çıkartacağız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, yayın konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı, örgütlenmeden sorumlu Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Şerif Doğruldu. Kendisiyle geçtiğimiz günlerde 23 Nisan'da meclis başkanlığı yapmış olduğu işte Kürt şehri dedirtmem, başkan millet dedirtmem, bunları değerlendirdi. Onun dışında son günlerde siyasetin hızına bir yorum getirdi. Ayrıca CHP Diyarbakır'da ne yapar? Milletvekili çıkarır mı, çıkarmaz mı? Ona değindi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.